Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Nisan 2020 Çarşamba, Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda televizyon gazetesine Sefaköy stüdyolarından başladık. Basbayağı bir stüdyo haline getireceğiz burayı anlaşılan. Bu iş böyle giderse. Efendim ne var? Bugün nelerle ilgili konuşacağız. Şu tekalifi milliye konusuna biraz daha gireceğiz arkadaşlar. Çünkü bir takım sesler geliyor kulağıma. İşte Türkiye 18 yıllık bir istikrar dönemini tekalifi milliye ile bitirmemeli falan diye. Neyle bitirecektik? Hı? Bitecek o. O dönem geçecek. Böyle bir takım yakınmalar var. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bir kısa özetleyeceğim, Doğu Perinçek'in sözlerini bir kısa özetleyeceğim. Sonra bunlara biraz cevap vereceğiz. Mesela Ahmet Gekeç bir yazı yazmış bugün. Tekarifi milliye sizi niye gerdi demiş. Gelmiş işte. Doktor Metin Çakır'ın konuyla ilgili bir şeyi var, tweet'i var, onu vereceğim. Bakın bu arkadaş bir doktor, canla başla çalışıyor, uğraşıyor, didiniyor, insanların hayatını kurtarıyor falan. Mesleği siyasetçilik değil. Ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamasındaki anahtar kelimeyi Ahmet Davutoğlu'ndan çok daha net görebiliyor. Çünkü nereden baktığına bağlı. Bu arkadaş Türkiye topraklarından bakıyor. Ahmet Davutoğlu Amerika topraklarından bakıyor. Fark bundan. Buna bağlı olarak tabii yaklaşım farkları var. Yapılan haberlerde, olaya bakışta bunları görüyoruz. Mesela Cumhuriyet Gazetesi son sayfasında tsunami yaklaşıyor diye bir haber vermiş. Felaket, duman olduk falan ama bu sözleri söyleyen Amerika'da yaşayan bir profesör. Türkiye'de kaç kişilik bilim kurulu var? İçinde 50 tane profesör var. Onlardan böyle bir ses. Onları boş verelim. Onların dışında başka hocalardan böyle bir ses yok. Ama Amerika'dan bula bula bir profesör buluyoruz ve tsunami yaklaşıyor diyebiliyoruz. İyi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Avrupa'dan en az iki kat iyiyiz diyor. Bunu ne yapacağız? Yani bu çelişkileri konuşacağız. Arkadaşlar, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var İzmir'de. Eskiden İzmir İl Başkanı'ydı. Daha sonra Vatan Partisi'nde sayman oldu falan. Şimdi yanılmıyorsam vakfa bağlı holdingin ya genel müdür ya yönetim kurulu başkanı, ama işte 13-14 yıldır tanıdığım bir arkadaş, tek başına ordu bir adam. Oğlu olmuş, çocukları olmuş, Şen ailesine mutluluklar dilerim, Tugay Şen ve eşine. İsmini Polat koymuşlar. Doğu Perinçek'te Merhaba Polat diye bir yazı yazmış. Doğu Perinçek'in yazısını beklemeyelim. Biz Tugay Şen ve eşine ve Polat'a mutluluklar dileyelim. Hoş geldin Polat. Yaşamak sırası sende. Hadi bakalım. İyi, Mustafa Kemal'e bir asker daha katıldı. Bizde şey derler. Adıyla bin yaşasın. Analı babalı büyüsün derler. Analı babalı büyüsün. Polat geldi. Polat'la birlikte flamingolarda döndüler. Baktılar insanlar artık kendi yaşam alanlarına mecburi de olsa el sürmekten bir süredir çekildiler. Flamingolar döndü. Ya aslında doğayı kendi başına bıraksak var ya, doğa kendi kendine öyle bir güzel düzeltiyor. O canlılar kendi aralarında öyle müthiş bir dayanışma gösteriyorlar ki. Bildiğiniz gibi değil. Bir örneğini de vereceğim bu flamingolardan sonra. Bütün bunları konuşuyoruz ama bu işlerin temelinde hep şu var. Amerika Birleşik Devletleri merkezli siyasetler çöktü. Bunu bütün uzmanlar söylüyor artık. Bunu biraz tartışacağız. Tartışacağız. Niye çöktü? Bakın şimdi Amerika'da müthiş bir salgın var. Wuhan bitti. Wuhan bu sabah itibariyle karantinayı kaldırdı. İnsanlar sevinçle sokaklara çıkıyorlar. Onun haberini de veririz değil mi Deniz? Hatta görüntülerini de böyle bir güzel müzik eşliğinde finalimize koyalım.
Niye Amerika'da bu iş bu kadar büyüdü? Bir örnek vereyim. Salgınla ilgili Trump bir ilaç söyledi. Daha sonra salgın kurulu başkanı ya bu ilaç eksik kalır bilmem ne falan dedi. Trump adamı görevden aldı. Ulan merak ettik, gazetelerde merak etmişler, gazetecilerde. Meğer o ilacı yapan şirkette Trump'ın hissesi varmış. Şimdi siz salgınla böyle başa çıkamazsınız. Hep söylüyoruz ya, neoliberalizm böyle bir şeydir işte. Hatta bu neoliberalizmle dalga geçen çok güzel bir karikatürü var. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. Ana kaç yıllık arkadaşım, onun ismini unuttum karikatüristine. Ay duymasın fena yapar beni. O karikatürde de bu neoliberalizmin yansımasını göreceğiz. Nedim Şener de ya neydi çocuğun ismi? Latif neydi soyadı? Neyse gelir aklıma. Nedim Şener de aynı konuya vurgu yapmış. Mars'a giden insanlığın maskesi düştü demiş. Nasıl düştü? Onun da haber, somut haberlerden göreceğiz nasıl düştüğünü. Almanya'da korkutan tablodu. Sadece korona hastalığının yükselişi değil, başka hastalıklar da yükseliyor Almanya'da. Amerika'da mesela ölenlerin çoğu siyahi. Neden? Bilmem. Tüm bunları yorumlayabilmek için iki aydınlık yazarına başvuracağız. İkisi de aydınlığın ikinci sayfasında yazıyor. Yazılardan birinin başlığı salgın, Kissinger ve diplomasi diye. Diğeri de krizde nasıl başa çıkılır Ferhan Bayır'ın yazısı. Engin Altan Düz Yatan diyorum çocuğa hep gördüğümde. Neydi onun adı? Deniz. İkinci sayfada yazan. Onur Sinan Güzaltan. Vallahi ayıp ediyorum çocuğa ama Allah razı olsun. Arkadaş da çok hoşgörülü bir arkadaş. Beni idare ediyor. Şimdi Amerika'nın başı, daha doğrusu Atlantik sisteminin, Amerika-Avrupa sisteminin başı bu kadar salgınla dertteyken hala Çin düşmanlığı yapmaya çalışıyorlar. Mesela Karar Gazetesi dün Çin hala Covid yayıyor diye bir başlıkla çıkmıştı. Halbuki adamlar bugün karantinayı kaldırdı, değil mi? Bir başka haberi, Wuhan'da karantina bitti, salgından istifade zulüm diye hala bir takım şeyleri kaşıyor. Halbuki Wuhan'da karantina bitti, öyle zulüm mülüm falan filan da yok. Trump mesela Çin'e saldırmak için Dünya Sağlık Örgütü'nü kullandı. Dünya Sağlık Örgütü batırdı işleri dedi. Hala bütün parasını bizim vermemize rağmen hala Çin taraftarı şeyler söylüyorlar. Mesela Türkiye gazetesi fatura Çin'e kesilecek dedi. Yani anladım, keseceksiniz de nasıl keseceksiniz? Yani bak adamlar işi bitirdi. O insanların sabah bence Ankara Kum programında izledim. O insanların sevinçle sokaklara çıkmaları falan müthiş görüntüler. Neyse yani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şeyimiz olacak bugün. Ne yapalım, başlayalım mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Televizyon gazetesi başlıyor. Evet arkadaşlar, ne dedik? Dünya eskisi gibi olmayacak. Niye? Türkiye de bunun farkında. Nereden farkında? Vallahi işte Cumhurbaşkanı'nın önceki akşam yaptığı konuşma bir sürü şeyi netleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basın toplantısı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır diyen Erdoğan, Türk milletine gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Türk milletinin İstiklal Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan Tekalifi Milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi. Dünkü programda bunları geniş geniş vermiştik, o maddeleri. O yüzden maddeleri bildiğinizi kabul ederek, ki biliyorsunuz eminim, bu bölümü geçiyorum. Önemli şeyler söylediği için özet olarak veriyorum bunu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin bir tehditle karşılaştığını ve milletin el ele vererek tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi ve devletimiz milletiyle el ele vererek ülkenin tüm imkanlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bir yerine getirmektedir. Aslında bir takım kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor demiş ya, zorlanmıyor. Yani izledikleri Amerikancı, Atlantikçi, NATO'cu politikalar öyle yapmalarını emrediyor. O yüzden öyle yapıyorlar. Şimdi asıl önemli tarafı şeydi, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının mücadele salgından sonra başlayacak dediği bölümdü. Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor. Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır. Üretimi mutlaka sürdürme vurgusu yapmamızın sebebi budur. Güzel. Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Güzel. Demek ki tekel fabrikalarını yeniden açacağız, değil mi? Demek ki pancar, şeker fabrikalarını yeniden açacağız ki açalım. Açmamız lazım. Çiftçilerin ekilmemiş tek karış toprağı kalmayacak. Bu da güzel. Hizmet sektörümüz hem içerideki hem dışarıdaki bağlantılarını canlı tutacaktır. Güzel. Kurulan yeni dünyada en güçlü şekilde yerimizi almak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Kurulan yeni dünya ne? Batmakta olan Atlantik sistemine karşı kurulan Avrasya Birliği ve Asyai milletlerin, mazlum milletlerin bir araya gelmesi. Biz de burada tabii ne yapacağız? Batı Asya Birliği'ni, Doğu Avrupa Birliği'ni falan, işte bu Balkanları, Makedonya'yı, Arnavutluğu, şunu bunu bir araya getirerek Atatürk'ün Balkan Paktı gibi bir şeyi ve Bağdat Paktı gibi bir topluluğu yeniden oluşturacağız kendi açımızdan. Güçlü bir biçimde bu yeni kurulan dünyada yerimizi alacağız. Bunu söylemişti, değil mi? Evet. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekle kalmayacak. İnşallah çok daha büyük bir hamleyi hep beraber gerçekleştireceğiz. Ben bunun olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye her krizden biraz daha büyüyerek çıkıyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. Kalkıyor. Üretimimizi... Bak beni öksürdüm. Birileri öksürdü. Evet, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. Üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı, sanayimizi, ticaretimizi, altyapımızı hedeflerimize uygun bir şekilde daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Bu süreçte ülkemizdeki her vatandaşımızın emeğine, birikimine, kabiliyetine, cesaretine, çalışkanlığına, bilhassa da gençlerin enerjisine ve heyecanına ihtiyacımız olacak. İşçisinden işverenine, esnaf sanatkarından çiftçisine ne kadar mal ve hizmet üretiminde yer alan tüm kesimlere bu yeni dönemde, kesimler bu yeni döneme şimdiden hazırlanmalıdır demiş. Yani biz ne diyorduk? Hüseyin Aydar'ın bir şiiri vardı, hatırlıyor musunuz? İş başına, çekici tutan el iş başına falan diye biz bunu 20 yıldır söylüyoruz. Ha şimdi Cumhurbaşkanı şimdi söyledi. Ne yapalım? Sen konuşma, sen sus, sen bunları söyleyemezsin diyelim. Öyle bir şey yok tabii yani. Söyleyecek, söylemesi de gerekiyor. Evet, bu güzel, bu konuşma üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı bir değerlendirme yaptı. Onu da özet olarak vereyim. Ne oldu, neye karardı bu ekranda? Işık atıyor. Dışarısı karardı ondan. Dışarısı birdenbire bulutlandı. Gün ışığını da kullanıyorduk. Arkadaşlar açılır birazdan. İşte açıldı. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Ruhu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama için son derece tarihi değeri olan devrimci bir konuşmadır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Vatan Partisi ile paralel olarak istihdam ve üretim odaklı bir çözümü Türkiye'nin önüne koyduğunu belirten Perinçek, 4 maddelik milli direnme ekonomisi gündemdedir dedi. Perinçek ulusal kanalda yayınındaki Erdoğan'ın konuşması üzerine yaptığı açıklama şöyle.
Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını büyük bir heyecanla izledim. Bu tarihi ve devrimci bir konuşmada Türkiye tarihinde son derece önemli, yeni bir dönemin açıldığının göstergesi. Cumhurbaşkanı istihdam ve üretim odaklı bir çözümü Türkiye'nin önüne koydu. Yani sadaka odaklı bir Tarım Bakanlığı torununda %75 destek sağladı çiftçimize. Çok doğru ve önemli. Yani burada sadaka vermiyor çiftçiye, tohum veriyor. Tohum ne demek? Üreteceksin, ürün kaldıracaksın demek. Bunun karşısında CHP, İYİ Parti ve HDP'nin çözümü, yani Amerika güdümlü muhalefetin çözümü, ona 1000 lira verelim, ona 2000 lira verelim. Yani sadaka odaklı çözüm. Sonuç itibariyle üretim çarkını çeviremediğiniz zaman ekonomi çöker, herkes işinden olur. Bu sefer siz herkese tazminat ödeyemez diye uğraşırsınız, onu ödeyemezsiniz. Tekalifi milliye konusuna gelmiş Doğu Perinçek. Ne demiş? Tekalifi milliye ile ilgili yapılan eleştiriler de son derece yersiz. Evet, savaş yok, doğru, ama bakın köylüler karantina altında, halkımız can tehdidiyle karşı karşıya. İstiklal Savaşı'nda can kaybı 24 bin. Bunun içinde istiklal mahkemeleri tarafından cezalandırılanlar da var. Şimdi bugün karşılaştığımız koronavirüs tehdidiyle 24 bin canımızdan daha fazla insanımızın canına mal olması tehlikesi söz konusu. Mustafa Kemal Atatürk'ün o devrimci tavrı, yani halkın fedakarlığına dayanan, halkın vericiliğine dayanan çözüm Türkiye'nin gündemindedir. Küreselleşme bitmiştir, arkada kalmıştır. Emperyalist mafya sisteminin çıkarcılığı, gözü dönmüşlüğü artık geçerli değildir. Dünya Asya çağına girmiştir. Batı'nın dünyaya hükmettiği dönemler arkada kalmıştır. Bu bakımdan dünya artık yeni bir döneme girmektedir. Evet, yani Atlantik çağı bitti. Dünya yeni bir döneme giriyor. Avrasya çağına giriyor. Kim bundan rahatsız oluyor? Mesela bir tanesini alalım. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın tekalifi milliyeye atıfta bulunarak başlattığı milli dayanışma kampanyasını eleştirdi. Davutoğlu sosyal medyadaki hesabındaki açıklamasında bugün bu benzetme hem yanlış hem tehlikelidir. Tekrarlı milli emirleri, kaynakları tükenmiş bir milletin son kaynaklarını kullanmak için seferber edilmesidir. 2020'den bugüne istikrar döneminin sonu tekrarlı milliye ile bitmemeli. Tekrarlı milliyenin gündeme getirilmesi yanlıştır. Allah Allah, Allah Allah. Ama kilit laf şu, tekalifi milliye emirleri, kaynakları tükenmiş bir milletin son kaynaklarını kullanmak için seferber edilmesidir. 2002'den bugüne kadar istikrar döneminin sonu tekalifi milliye ile bitmemeli. Çok rahatsız olmuş tekalifi milliye ile bitme meselesinden Davutoğlu. Zaten bunu tweet olarak da atmış. Bilmiyorum arkadaşlar, gösterebilir mi? Hatta konuşması var. Konuşmayı verebiliyor muyuz? Peki, Ahmet Davutoğlu kendi Twitter'ından şöyle bir mesaj atmış. 2002'den bu yana gelen 18 yıllık bir istikrar döneminin sonu tekalifi milliye ile bitmemeli. Neyle bitseydi? Sayın Davutoğlu, size kalsa bu 18 yıllık değil ama 14 yıl oluyor, 16 yıl oluyor o zaman, değil mi? 2016'ya dönersek o darbe gecesine. Sizce bu sizin istikrar dönemi dediğiniz dönemin sonu darbeyle mi bitmeliydi, işgalle mi bitmeliydi, bölünmeyle mi bitmeliydi, neyle bitmeliydi? Tekalifi milliye deyince Ahmet Davutoğlu'nun tüyleri diken diken olmuş. Ahmet Kekeş de bunu sormuş zaten. Bir dakika ya demiş, bir dakika alo. Bir dakika demiş, ne oluyor? Ne yapmış sonra? Tekalifi milliye sizi neden gerdi diye sormuş bugünkü yazısında. Şimdi yazıyı hep beraber okuyalım. Neden gelmiş? Gelmesine o kadar sebep var mıymış? Bir bakalım. Ki Ahmet Kekeş de yani öyle şey falan değildir. Böyle solcu, demokrat bilmem. Karşı yani Davutoğlu mahallesinden, AKP mahallesinden biridir. Davutoğlu mahallesinden demeyeyim, yanlış olur. Diyor ki, biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasının tekalifi milliyeye benzetilmesi eleştiriliyor. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiriliyor. Çünkü bu benzetmeyi o yapmıştı. Baktığımızda evet, çok benzer yönleri var. Benzemez yönleri de var. Tekalifi milliye gündeme geldiğinde İstanbul ve Anadolu'nun büyük bölümü işgal altındaydı. Bu işgale son vermek için savaşmak, savaşmak için de paraya, savaş araç ve gereçlerine ihtiyaç vardı.
Buradan bakıldığında benzetme pek uygun görünmeyebilir. İyi de tekalifi milliye yalnızca el koyma eyleminden mi ibarettir? Bir dayanışmaya işaret etmemekte midir? Milli Kurtuluş Savaşı dönemindeki yoksunlukları bereket ki bugün yaşamıyor. Devlet güçlü. Bir taraftan koronavirüsle savaşıyor ve halkı seferber ediyor. Bir taraftan da dış dünyanın yardım taleplerine yetişmeye çalışıyor. Bir taraftan da para dağıtıyor. Evet, ihtiyaç sahiplerine para dağıtıyor. Devleti ayakta ve iş üstünde göstermek, halkı dayanışmaya çağırmak için bir takım manevi remzlere ve tarihsel hikayelere ihtiyaç duyulabilir. Tekalifi milliye bu çerçevede gündeme gelmiştir. Başka da bir amacı yoktur. Kemalistler itiraz ediyor bir yandan. Sen nasıl olur da açtığın kampanyayı Atatürk'ümüzün tekalifi milliyesine benzetirsin diyor. Bir taraftan da Erdoğan mallarımıza zorla el koyacak diye ortam kızıştırıyor. Bunu yapan da Fatih Portakal arkadaşlar Tilki TV'de. Hangisi tekalifi milliye bir müsaade hareketi midir? Bir milli dayanışma seferberliği midir? Hangisi? Karar verin. Hadi Kemalistler'deki kafa karışıklığını anlıyoruz. O kafa karışıklığı da Kemalistler'de değil. Kafalarını HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi ortaklığıyla karıştıran CHP'nin üst yönetiminde ve kafası karışan CHP tabanında. Yoksa Kemalistlerin kafaları karışık falan değil. O tepkiler Kemalistler'den gelmiyor. Hadi Kemalistler'deki kafa karışıklığını anlıyoruz. Peki TikTokçu Ahmet Davutoğlu'na ne buyurmalı? Davutoğlu 2002'deki başarı hikayesinden tekalifi milliyeye gelinmemeliydi diyor. Biz milli dayanışmayı Davutoğlu gibi kültürümüzle ve geleneksel bilgiyle yoğrulmuş birine anlatamayacaksak kime anlatacağız? Gürsel Tekin bile bu düşüklüğü göstermezdi. Gürsel'e de sataşmayı ihmal etmemiş Kekeç. Gürsel Tekin bile bu düşüklüğü göstermezdi. Biliyor oysa, kendisi de çok iyi biliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekalifi milliye benzetmesiyle ne yapmaya çalıştığını biliyor ama pislik yapıyor demiş. Çoktan hep davran değil mi? Biliyor ama pislik yapıyor demiş. Yani peki bakın, Davutoğlu bir siyasetçi, bilir. Niçin, neyi, kimin söylediğini bilir. Ama bilmemezlikten geliyor. Peki duyuyorum da kafam karışıyor o zaman da ya. Davutoğlu bir siyasetçi. Bunları söyler. Bunları söylemesinin bazı dörtüleri vardır. Ama Metin'de bir doktor. O çok net olarak bakıyor. Demişti. Başbakan Erdoğan, başkalarının üzerinden kendisine sahte bir refah düzeni kuran ülkelerin devri kapanıyor. Metin Çakır'ın yorumu da şu: bu son yıllarda yapılmış en muhteşem anti-emperyalist sömürü düzenine karşı olan, insanları kene gibi emen soysuzlara hitaben yapılmış bir deklarasyondur demiş, değil mi? İşte bu. Gördüğün zaman böyle görebiliyorsun. Görmek istemediğin zaman hiç göremiyorsun. Bir dakika, bir Diyarbakır'da şehidimiz mi var? Onu bir tekrarlayabilirseniz ben hemen söyleyeyim. Nerede? Ayrıntı yok galiba. Bombalı saldırı falan mı? Evet. Diyarbakır Kurt'ta bir terör saldırısı var, PKK saldırısı var. 5 vatandaşımız şehit oldu. Bu acı haberi de verdik. Biraz sonra ayrıntıları gelir. Ben de bakarım reklam arasında. Reklamlardan sonra ayrıntılarını iletirim. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk milletine bir kez daha başsağlığı diliyoruz ama bunlar bizi yıldıramayacak. Hepsini halt edeceğiz. Biz kazanacağız. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Kötü bir haber vermek zorunda kaldık. 5 yurttaşımız şehitte, ayrıntıları gelince ayrıntılarını da vereceğiz. Evet, ne dedik? Davutoğlu böyle bitmemeliydi diyor. Aşkımız böyle mi bitti falan havasında bir yakınma tabii.
Ama o değil sadece mesele. Sadece o değil. Başka şeyler de var. Ne var? Mesela bir bakayım bir dakika bir dakika. Mesela şey var. Yapılan bazı haberlerde benzer havayı görüyoruz. Bunlar çok açık açık, çok net bir şekilde yapılmıyor bu haberler ama işte onu da görüyoruz. Nasıl yapıldığını da görüyoruz. Mesela Cumhuriyet'in arka sayfasında bir haber vardı. Şimdi gel de bu Cumhuriyet'in arka sayfasındaki haberi bulacağız. Mecburuz bulmaya. Bakalım. Siz bulabildiniz mi arkadaşlar Cumhuriyet'in arka sayfasındaki tsunami yaklaşıyor haberini? Ben şuradan bakayım yine de bir dakika. Şunu anlatıyor işte, tsunami yaklaşıyor, İstanbul'da ciddi ve sıkı karantina şart falan diye. Evet, ciddi ve sıkı karantina şart diye biraz büyütelim. Evet, virüsün yayılmasını engelleyemezsek tsunami 2 hafta sonra çok sert bir şekilde bizi çarpabilir diyen Profesör Doktor Emrah Altındiş, bunun da test sayısının artması, sıkı karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile mümkün olabileceğini anlattı. Altındiş, vaka sayısı 12 bini aşkın olan İstanbul gibi devasa bir kentte sıkı karantina hemen uygulanmalı. Bunu da 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına evde kal diyerek yapamayız. Altındiş, İtalya'da 400 ölümün üzerine karantinanın uygulandığını anımsatarak karantinada 3 haftayı geçti ve halen ölümleri azaltamadılar. Çin, Wuhan denen şehri 2 ay boyunca karantinaya aldı, hastalığı kontrol altına aldılar. Bizim 2 zayıf noktamız var. Birincisi ciddi karantina ilan etmememiz, bu ileride toplumca ciddi pişmanlık yaratacak. Bir diğeri de testlerimizin düşük düzeyde olması. Neresi düşük düzeyde ya? Günde 20 bin taneden fazla test yapıyoruz ha. Salgını kontrol etmek istiyorsak sokağa çıkma yasağını koymamız gerekir. Ha, bunlar hep bir ağızdan sokağa çıkma yasağı istiyorlar. Tabii fırınlar çalışmasın, ne bileyim başka şeyler çalışmasın, tedarik zinciri kırılsın, olacak şey değil. Biliyoruz ki tüm hastalıkları ilk yoksulları, işçileri vurur, bu hastalıkta ilk onları vuracak ve onlar sokakta Türkiye'de en yüksek noktası, pik noktası denilen noktaya yükselmeye devam ediyor. Şu anda Çin harıl harıl ikinci dalgaya hazırlanıyor çünkü ikinci dalganın çıkma olasılığı var diye konuştu. Bu arkadaş Çin'de bugünden itibaren Wuhan'da şeyin karantinanın kalktığını bilmiyor herhalde. Kim bu arkadaş peki? Boston College Üniversitesi Biyoloji Bölümünden asistan profesör doktor Emrah Altındiş. Pardon da sevgili Cumhuriyet, Türkiye'de şey mi kalmadı, profesör mü kalmadı? Adam Boston'dan bakıyor Türkiye'ye, Türkiye'yi bizden iyi biliyor sanki. Türkiye'de bir bilim kurulu var, orada çok değerli hocalar var. Ay ne arıyoruz, niye? Onlar iktidarın adamları değil mi? Hı? Peki, tamam öyle olsun, madem öyle, tamam. Ama Sağlık Bakanı da o iş öyle değil diyor. Hangisine inanacağız şimdi? Hı? Kime inanacağız? Ne dersiniz, kime inanalım? Bak Sağlık Bakanı ne demiş? Bir şey yapalım şöyle. Hemen Sağlık Bakanı'na da bakalım. Sağlık Bakanı da diyor ki Avrupa'dan en az 2 kat iyiyiz. Sağlık Bakanı virüsle mücadeleyi anlattı. Dünyada sağlık altyapısı en güçlü ülkelerdeniz. Avrupa Birliği ülkelerinden en az 2 kat fazla solunum cihazımız var. Hastalığın seyrinde en dikkat çeken noktalardan biri solunum yetmezliği. Bu hastalara erken tedavi uyguluyoruz. Son günlerde virüsün akciğere geçmesini engellemede ilerleme sağladık. Şu anda yoğun bakımlarda doluluk oranımız %62-63'ü geçmedi. Yatak doluluk oranımız ise %50'yi geçmedi. Tedavi için gerekli ilaçtan 1 milyon kutu getirip kullanmaya başladık. Ölüm vakalarının artış hızı düşmeye başladı. Hastaneye yatışların önemli oranda artış hızı azaldı. Hastaların yoğun bakımda yatışları ve entübe hasta sayısı da giderek düşüyor. Boston'daki profesör aman ha duman olursunuz diyor. Sağlık Bakanı 2 kat iyiyiz diyor. Kime inanacağız? Vallahi ben Sağlık Bakanı'na inanmayı tercih ederim. İşin doğrusu bu. Bunlar
İşte bu hükümet yapamaz, bu Erdoğan düşsün falan anlamında yapılan işler, ama bir de güzel işler var. O güzel işler neler? Mesela girişte de söyledim ya, Tugay Şen arkadaşımızın bir çocuğu oldu. Eşiyle birlikte Pelin ve Tugay Şen'i kutluyoruz burada. Doğu Perinçek bugün merhaba Kamucuğum, merhaba Polat diye bir yazı yazmış. Demiş ki, Polat yılının ilk Polat'ı geldi. İlk Reyhan da yolda. Polat Şen'e merhaba diyoruz. Pelin ve Tugay Şen'i kutluyoruz. Bu köşede 2019 yılının son gününde 2020 yılını Polat yılı ilan etmiştik. Günümüz Türkçesiyle Çelik yılı. Gerekçesini de açıklamıştık. Sorunlarımızı demirle ve çelikle çözüyoruz. Türk askeri ve polisinin silahı da yüreği de çeliktendir. Türk milletinin ciğeri de kararı da çeliktendir. Tezgaha konan Altay tankı çeliktendir. Denize indirdiğimiz denizaltılar, muhripler çeliktendir. Mavi vatanımızı kollayan donanmamız çeliktendir. Yolunu gözlediğimiz Türk arabası çelikten olacak. Soner Polat komutanımız da adı gibi çeliktendi. Türk milletine zor günlerde çelikleşme mirasını bıraktı. 2020'de doğan çocuklarımız çelikten ve ipekten olsun. Biz demirci milletiz. Tarihi kaynaklarda Türklerden demirciler diye söz eder. Atatürk son büyük demircimizdi. Şimdi yine demircilerin zamanı gelmiştir. 2020'ler Türkiye'nin çelik yıllarıdır. Demiri dövme, demire suyu verme, çelikleşme yıllarıdır. Yanan kömür, kızan demir, örse çekiç, vuran biziz. 2020 yılında doğan erkeklerimizin adı Polat olsun. Doğacak kızlarımızın adı Reyhan olsun. İpek yolunu Reyhan kokularıyla işlesinler, güzelleştirsinler. Sevgili dostumuz Reyhan Bilaloğlu gibi zarif olsunlar, erenlerden olsunlar. Koronavirüsün hiç şansı yokmuş, çelik yılında geldi. Şule Perinçek bu sabah söylüyordu. Türkiye olarak biz şanslıyız, hazırlıksız değiliz. Bu alt üst oluşlardan çıkış için yıllardır olgunlaştırdığımız programımız var. Milli devletimiz var, demirci soyundan Türk milletimiz var, çalışkan emekçilerimiz var, hünerli girişimcilerimiz var. Partimiz var, tecrübeli kadrolarımız var, Türkiye'nin geleceğini sigortaladığımız gençliğimiz var ve şimdi Polat'ımız da var. Çocuk umut demektir. Çocuk özgüven demektir. Polat'la aynı gemideyiz. Polatlarla, Reyhanlarla umutluyuz, güvenliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma çelik yılı konuşmasıydı. Tarihsel yönelişi yansıttı. Türkiye bu zorluklardan üretim ve istihdam odaklı ekonomiyle çıkacak. Sanayinin çarkı çevrilecek, ekmek teknesi korunacak ve geliştirilecek. Her karış toprağımız ekilecek, biçilecek. Gıda güvenliği ve sağlığın güvenliği önceliklerimizi oluşturuyor. Başka insanların ve ülkelerin sırtından sahte refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın zorlukları devletimizin ve milletimizin gücüyle ve kaynaklarıyla aşmak için çelikten iradesi ve devrimci çözümleri en büyük esin kaynağımızdır. TRT1'in Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bu büyük milletin demirci geleneğini ayağa kaldırıyor. İmparatorluk kültürümüz özgüvenimizi ve örgütlenme yeteneğimizi besliyor. Türkiye bu süreçten büyük kararla, büyük çözümle çıkacaktır. Polatlarımıza, Reyhanlarımıza büyük görevler var. Türkiye'nin geleceği güvence altındadır demiş Doğu Perinçek bugünkü yazısında Polat Şen'e selam vererek yazdığı yazıda. Tugay, güzel kardeşim Pelin, ya çocuğun fotoğrafını çekmişsinizdir. Hı? Ben merak ettim yeğenimi şimdi. Polat'ı merak ettim. Bir gönderin de bir göreyim ben Polat'ın bir resmini ya. Hı? Tamam tamam merak etmeyin. Çeyreği hazırlayacağım ben. Tamam. İzmir'e ilk geldiğimde de tanışacağız Polat'la. Arkadaşlar Polat gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Adıyla bin yaşasın, analı babalı büyüsün. Başkaları da geliyor. Ne zamandır gelmeyen flamingolar döndüler. Ya iyi oldu değil mi? Güzel oldu. Daha neler gelecek Türkiye'ye, daha gidenlerden neler dönecek, onu biraz büyütebilirseniz arkadaşlar, ben biraz uzak kaldı bana. Tarım ve Orman Bakanlığı, peki tamam, tamam, şuradan hemen bulalım, bir dakika, onu da almıştım ben, evet, şöyle, döndüler demiş haber.
Bu Hürriyet'teydi değil mi? Evet. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli özellikle flamingoların doğal yaşam alanlarından biri olarak bilinen ve geçmiş yıllarda kuraklık yaşayan Ereğli sazlıklarında restorasyon yapıldığını belirterek su tutulmaya başlanmış ve binlerce su kuşu geri dönmüştür dedi. Ne güzel ya. Ne güzel değil mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması üzerine CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer sulak alanlarla ilgili bir önerge verdi. Antalya'da 12, Burdur'da 11, Isparta'da 1, Konya'da 10, Mersin'de 2 ve Hatay'da 1 sazlık ve gölün susuz kaldığını aktaran Özer, bu göller ve sazlıklar neden kurumuştur? Bilgi alınmış, alınmış önlemler nelerdir? Bu önlemler neden sonuç vermemiştir diye sordu. Pakdemirli şunları kaydetmiş cevap olarak. Ülkemizde 25 nehir havzasında su kalitesi hedefleri ve su kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirler belirlenmiştir. 2020-2023 yılları arasında yürütülmesi planlanan proje ile 14 nehir havzasındaki su kütlelerinin iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecektir. Ayrıca göller ve sulak alanlar eylem planı hazırlanmıştır vesaire. Devlet Su İşleri tarafından sıtma hastalığını tabiyet veren bataklıkların kurutulmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yöre halkının su kaynaklarından plansız kaçak su çekildiği yapması neticesinde göllerin su seviyelerinde azalmalar olmuştur. İklim değişikliği sebebiyle yalnızca yağmur suyuyla beslenen alansal olarak küçük sayılabilecek sulak alanlar yağışın az olduğu yıllarda geçici olarak kurumaktadır vesaire. Ama işte bu kurulan birine Ereğli sazlıklarına su gelmiş, binlerce su kuşu, binlerce flamingo, fotoğrafta da gördüğünüz gibi ne yapmışlar? Gelmişler. Aslında arkadaşlar, biz var ya bu şey. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Tugay Şen Polat Şen gelmişti. Hoş geldin dedik. Flamingolar Ereğli Gölü'ne geri döndüler. Hoşumuza gitti. Aslında diyorum, orada bir ses dondu galiba ondan sonra. Aslında diyorum, doğayı bir kendi haline bıraksak var ya, doğa kendi kendine öyle bir geliştirir, kendi kendine öyle bir dayanışma gösterir ki rahat bırakamıyoruz. Bununla ilgili bir şey gönderdi. Sinan bir küçük video gönderdi. Bakın doğa kendi kendine nasıl güzel bakıyor değil mi? Var mı deniz elimizde, o hazır mı o video? İnanılır gibi değil. Ördek balıkları yemliyor ya. Yemliyor. Bakın. Kendi yeminden oluyor, balıklara veriyor. Doğa böyle bir şey. İnsanlar ne yapıyor? Birbirlerinin maskesine çöküyor, rafları boşaltmaya çalışıyor vesaire vesaire. Ondan sonra da diyoruz ki başımıza bu belalar niye geldi? Bak, doğa böyle bir şey. Peki, dönelim. Peki, doğa niye bu hale geldi? Ona da bir bakalım. Görüyorsunuz, çayım var, kahvem var, Volkan. Siz bana çay söylemiyordunuz ama şeytan yavrusu bak, evde çay var. niye bu hale geldi? Çünkü Amerikancı siyasetler, Amerikancı daha doğrusu neoliberal kapitalist siyasetler dünyayı bu hale getirdi. Şimdi ABD merkezli sistem bitti diye konuşuyor batılı düşünürler. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde ABD merkezli sistemin iflası ve Çin'in liderlik ettiği sistemin yükselişi sadece Asya'da değil Batı'da da yoğun şekilde tartışılıyor. Koronavirüs krizi sonrası dünya dengelerinin değişeceği ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yazılıp çiziliyor. ABD dış politikasına yön veren Foreign Policy dergisinde 20 Mart 2020 tarihinde 12 düşünürün yorumlarıyla koronavirüs sonrası dünyayı analiz eden bir makale yayınlandı. Şimdi bunu verelim ufak ufak size. Batılı düşünürler ne demişler, daha önce niye böyle düşünmemişler onu da tartışalım. Koronavirüs salgını da Berlin Duvarı'nın yıkılması ya da Lehman Brothers'ın çöküşü gibi dünyayı sarsan Lehman Brothers 2008 krizinde çökmüştü değil mi? Tabii. Çöküşü gibi dünyayı sarsan bir olay oldu ve çok çeşitli sonuçlarını bugün ancak hayal edebiliriz. Şurası kesin ki bu hastalık yaşamları paramparça ettiği, pazarları bozduğu ve hükümetlerin iktidarını veya bundaki yetersizliği ortaya çıkardığı gibi siyasi ve ekonomik iktidara dair güç ilişkilerinde
kalıcı kaymalara yol açacaktır. Bu kriz yükseldikçe ayaklarımızın altındaki zeminin nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olmak için Foreign Policy dünyanın dört bir yanından önde gelen 12 düşünürden salgın sonrasında küresel düzen öngörülerini paylaşmalarını istedi. Bunlardan biri Stephen Walt demiş ki salgın devleti güçlendirecek ve ulusçuluğu pekiştirecek. Her hükümet krizin üstesinden gelmek için olağanüstü önlemler alacak ve birçoğu kriz bittiğinde ele geçirdikleri bu yeni güçleri bırakmak istemeyecekler. Covid-19 ayrıca iktidar ve nüfuzun batıdan doğuya kaymasını hızlandıracaktır. Güney Kore ve Singapur doğru yanıt verdi. Çin ise baştaki yanlışlarından çabuk döndü. Avrupa ve Amerika ise parlatılan batı markasına kıyasla yavaş ve üstün körü bir tepki verdi. Değişmeyecek olan dünya siyasetinin temelde yatan çelişkili doğasıdır. Önceki salgınlar 1918-1919 grip salgında dahil ne büyük bir iktidar kapışmasına gitti ne de yeni bir küresel işbirliği çağı başlattı. Covid-19'da başlatacak değil, sen öyle zannet. Vatandaşların kendi devletlerinden korunma bekleyecek olmaları ve devletlerin ve şirketlerin de gelecekteki kırgınlıklarını azaltma yolları arayacak ve olmaları sonucunda aşırı küreselleşmede gerileme göreceğiz. Kısacası Covid-19 dünyayı daha az açık, daha az müreffeh ve daha az özgür kılacak. Eyvah, felaket tablosu çiziyor abi ha. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Ancak ölümcül bir virüsün yetersiz planlamanın ve beceriksiz liderliğin birleşimi insanlığı ve yeni endişe verici bir yola sokmuş oldu demiş Walt. Vallahi Bay Walt öyle değil. Yetersiz bir planlama diyorsunuz çünkü kapitalizmin temeli plansızlıktır. Yetersiz liderlik diyorsunuz, dünya 40 yıldır 3. sınıf liderlerle yönetiliyor yani. Bu da neoliberalizmin bir sonucu. Rubin Niblett şöyle demiş, koronavirüs salgını küresel ekonomide devesinin belini kıran saman çöpü olabilir. Çin'in artan ekonomik ve askeri gücü ABD'de Çin'i ABD kaynaklı yüksek teknoloji ve fikri mülkiyetten ayrıştırmak ve müttefikleri davaya sahip çıkmaya zorlamak için iki partili kararlılığa yol açmıştı. Karbon emisyonlarının azaltma hedeflerini tutturmak için artan kamuoyu ve siyasi baskı birçok şirketin uzun mesafeli tedarik zincirlerine olan güvenini sorgulamıştı. Bugün ise Covid-19 hükümetleri, şirketleri ve toplumları uzayan ekonomik yalıtımın üstesinden gelmek için yeterliliklerini pekiştirmeye zorluyor. Bu bağlamda dünyanın 21. yüzyılın başlarını tanımlayan karşılıklı yarar sağlayan küreselleşme fikrine geri dönmesi pek olası görünmüyor. Bununla birlikte küresel ekonomik bütünleşmenin paylaşılan kazanımlarını koruma teşvikleri olmazsa 20. yüzyılda kurulan küresel ekonomik yönetişim mimarisi hızla körelecektir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın, bu olacak. Bundan sonra da siyasilerin uluslararası işbirliğini sürdürmeleri ve jeopolitik çekişmenin açık hale gelmemesi için muazzam bir öz disiplin gerekecektir. Politikacıların vatandaşlarına Covid-19 krizini yönetebildiklerini kanıtlamaları onlar için bir tür politik sermaye olacak. Diğer yandan başarısız olanların bunun bedelini ödemesi de kaçınılmaz olacaktır. Anladığım o ki batılı düşünürler dediği bu şeyin, Foreign Policy'nin pek de düşünmüyorlar. Meseleyi diğerlere sıkıştırmaya çalışıyorlar. Hatalı siyasetler oysa meselenin özü kapitalizmin özünde yatıyor, neoliberalizmin özünde yatıyor. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor, bunu görmemeye çalışıyorlar. Efendim Kishore Mahbubani, yeni merkez Çin olacak demiş. Buna da bir bakalım. Covid-19 salgını küresel ekonomik yönelimleri temelden değiştirmeyecektir. Oldu. Sadece başlamış olan bir değişimi hızlandıracaktır. ABD merkezli küreselleşmeden daha Çin merkezli bir küreselleşmeye doğru devinim. Bu eğilim neden devam edecek? Amerikan nüfusu küreselleşme ve uluslararası ticarete olan inancını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump olsun ya da olmasın, serbest ticaret anlaşmaları toksiktir. Buna karşılık Çin inancını kaybetmedi. Neden olmasın? Daha derin tarihsel nedenler var. Çinli liderler, Çin'in 1842'den 1949'a kadar olan aşağılanma yüzyılının liderlerinin buna kayıtsız kalması ve bunu ortadan kaldırmak için dünya çapındaki boş girişimlerinin sonucu olduğu artık biliyorlar. Buna karşın son birkaç on yıldaki ekonomik canlanma küresel katılımın getirisiydi. Çin halkı kültürel güven patlaması yaşadı, her alanda rekabet edebileceklerine inanıyorlar.
Sonuç olarak yeni kitabım Çin kazandım da belgelediğim gibi ABD iki seçeneğe sahip. Birinci hedefi küresel önderliği korumaksa Çin ile politik ve ekonomik olarak sıfır toplamlı bir jeopolitik yarışa girmek zorunda kalacak. Amerika bu haliyle zor girer o yarışa. Bununla birlikte ABD'nin amacı sosyal durumu kötüleşen Amerikan halkının refahını iyileştirmek olursa Çin ile işbirliği yapmalıdır. Bilge danışman işbirliğinin daha iyi bir seçim olduğunu dile getirecektir. Ancak Çin'e karşı zehirlenmiş ABD siyasi ortamı göz önüne alındığında bilge danışman dikkate alınmayabilir. Bir başkası bakayım kimler var daha hepsinde okumanın gereği var mı? Bir dakika bakayım mesela Shannon O'Neill özel çıkar azalacak demiş. Covid-19 küresel üretimin temel ilkelerini boşa düşürüyor. Şirketler artık üretimde baskın olan çok adımlı, çok ülkeli tedarik zincirlerini yeniden düşünecek ve küçültecek. Küresel tedarik zincirleri Çin'de artan iş gücü maliyetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı ve robotik, otomasyon ve 3D yazıcılardaki ilerlemelerin yanı sıra politik olarak özellikle gelişmiş ekonomilerde fiili ve algılanan iş kayıpları nedeniyle zaten ekonomik ateş altındaydı. Covid-19 şimdi bu bağlantıların çoğunu bozdu. Etkilenen bölgelerdeki fabrika kapanmaları, diğer üreticilerin yanı sıra hastane, eczane, market ve perakende mağazalarını stoksuz, ürünsüz bıraktı. Salgının diğer tarafında daha fazla sayıda şirket arzın kaynağını bilmek isteyecek ve etkinliği bolluğa yayılacaktır. Hükümetler de müdahale edecek ve stratejik sanayilerin ulusal yedek planlarını ve rezervlerini oluşturmayı dayatacaktır. Karlılık düşecek olsa da arz istikrarı yükselmelidir demiş. Anladığım kadarıyla batılı bilgeler tırnak içinde söylüyorum. Pek de bir şey bilmiyorlar. Neden böyle söylüyorum? Şundan böyle söylüyorum. Efendim getiriyorlar meseleyi şeye dayatmaya çalışıyorlar. Yetersiz politikacılara ve sistemdeki bazı hatalara. Halbuki öyle değil. Neden öyle değil? Bakın şundan öyle değil. Bu sistem tümünden sakat. Bir örnekle bunu rahatça gösterebiliriz. Hangi örnekle? Bu örnek şu örnek. Amerika'da salgınla mücadele tartışma konusu. Amerika mücadele edebiliyor mu? Şu anda dünyada bu salgının merkez üssü durumunda. Peki niye böyle oluyor? Trump ve ona yakın kimi isimlerin hidroksiklorokin kullanan şirketlerde yatırımı olduğu tespit edildi. Allah Allah. ABD'de Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs tedavisi için henüz işe yarayıp yaramadığı konusunda net sonuç olmamasına rağmen ısrarla savunduğu sıtma ilacı hidroksiklorokin tartışması büyüyor. Trump başta kendi bilim kurulundan kimi isimlerin dikkatli olunması yönündeki uyarılarına kulak asmazken Reuters'ın haberine göre hidroksiklorokin kullanımı ABD'nin pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi. New York Times gazetesi ise Trump'ın bu ilacı üreten şirkette yatırımları olduğu iddiasını aktardı. Hoppala! Trump'ın ABD'nin salgınla mücadele görev gücünün en önemli isimlerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'nin bu ilaca ilişkin araştırmaların yetersiz olduğu ve daha temkinli bir üslup kullanması çağrılarına uymadığı savunuldu. Habere göre Trump'ın hidroksiklorokin içeren Plaquenil isimli ilacın üreticisi Sanofi'de yatırımları bulunuyor. Ticaret Bakanı Wilbur Ross dahil Trump'a yakın olan bir dizi ismin de benzer yatırımları bulunduğu öne sürülüyor. Ross önceki gün yaptığı açıklamada hissesi bulunduğu Invesco ilaç şirketinin bu ilaca yatırım yaptığından haberi olmadığını belirtti. Tabii canım benim de haberim yoktu. Bak Ross'tan öğrendim. Öte yandan Reuters'a konuşan New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve Kaliforniya gibi kalabalık nüfuslu eyaletlerde doktor ve eczacılar hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini söyledi.
bazı doktorlar etkili olduğuna dair kanıt gösteremedikleri için ilacın kullanılma gerekçesine başka bir tedavinin olmaması, bazı hastaların Trump ve destekçilerinin önermesi nedeniyle ilacı talep etmesi olarak açıkladı. Trump'ın önceki gün başkanlık seçimlerindeki olası demokrat rakibi Joe Biden ile koronavirüs salgını konusunda dostça bir konuşma yaptıkları açıklaması da gündeme yansıyan haberler arasındaydı. Bu ne arkadaşlar? Bir ilaç öneriyor Trump. Önerdiği ilaç, bir bakıyorsunuz bu ilacı üreten firmada Trump'ın ve yakın çevresindekilerin hisseleri var. İlaç işe yarıyor mu? Vallahi pek de işe yaramıyor. Kullanıyorlar. Ondan sonra ne deniyor? Amerika salgınla mücadele edemiyor. İşte kapitalizmin mantığı bu. Bu yüzden mücadele edemiyor. Kamuculuk bu yüzden gerekli. Özel şirket oradan kazanacağı parasına bakıyor. Kim ölmüş, kim kalmış. O umurumda değil ki. O yüzden umurumda değil. Şimdi neoliberal sistem olaya böyle bakıyor. Latif Demirci'nin Hürriyet'te bir karikatürü var. Arkadaşlar gösterebilir misiniz o karikatürü birinci sayfadaki? Neoliberal sistem şudur. 1842'de Marx'ın söylediği gibi kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Bakın karikatür şu. Arkada karikatür tabii, o inşaat şirketi diye bir şey yok. Pik inşaat. Hani korona pik yapacak diyorlar ya, oradan koymuş Latif o ismi. 19 May korona izolasyon evleri. Ne diyor? Kendimizi karantinada hissetmeyeceğiniz yeni bir yaşamın temelini attık. Işıl ışıl eczaneler, kişiye özel maskeler, olimpik kolonya havuzu. Kapitalizm budur. Budur, başka da bir şey değildir. Yani buna bakın bakın gülün. Bakın bakın gülün. Böyle bakar çünkü. Kapitalizm budur. Nedim Şener de böyle bir şey demiş. Mars'a giden insanlığın maskesi düştü demiş Nedim. Hemen ona da bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir yerde olacaktı. Kusura bakmayın, böyle iki bilgisayar, üç bilmem ne falan böyle çalışıyoruz. Bakalım bir dakika. Değil miydi ya? Neredeydi Nedim Şener'in yazısını, siz buldunuz mu çocuklar? Hı? Evet, ben buldum. Nedim Şener şöyle eleştirmiş Batı dünyasını maskeleri düştü derken. Ne demiş? Mars'a giden dünyanın maskesi düştü demiş. 2019 yılı Nobel Tıp Ödülü hücrelerin oksijen varlığını algılaması ve uyum sağlaması konusundaki keşifleriyle ABD'li William Crean ve Greg Semenza ile İngiliz Peter Radcliffe'e verildi. Radcliffe tıp eğitimini Cambridge Üniversitesi'nde tamamlamış bir bilim insanı. Şüphesiz keşifleriyle kanser dahil birçok hastalığın tedavisinde bir gelişme sağlayacaktır. Bilim insanlarına verilen onlarca Nobel ödülüne, 12 trilyon doları bulan sağlık harcamalarına rağmen dünya mikron ölçülerinde bir virüsün estirdiği ölüm kasırgasında savruluyor. 1,5 milyon insan virüse yakalandı. Şu an için yaklaşık 75 bin insan hayatını kaybetti. Nobel ödüllü araştırmacılara, lüks otellerden daha lüks hastanelere, trilyonlarca dolar paraya karşın insanlık böylesine bir kasırgaya hiç hazırlıklı olmadığı bir yerden yakalandı. Neredeyse bedava denilecek fiyata üretilen maske açıldı. Hiç kimsenin aklına bu kadar hazırlıksız yakalanacağı gelmemiştir sanırım. Ve biz bugün Cambridge Üniversitesi'nin adını kazandığı Nobel ödülleriyle değil, 2013 yılında yayınlanan ve evde yapılan maskelerin ne kadar önemli birer koruyucu olduğunu anlatan araştırmasıyla konuşuyoruz. Evde maske yapmak için gerekli malzemeler ise iki saç lastiği ve bir pamuklu bez, mutfak bezi veya yastık kılıfı. Ağzı ve burnu kapacak genişlikte iki ya da üçe katlanan beze iki taraftan saç lastikleri geçiriliyor, dışarıda kalan kısımlar içe katlanıyor. Böylece iki uca takılı olan lastikler kulaklardan geçirilerek maske kullanıma hazır hale geliyor. İşte böyle. Trilyonlarca doların harcandığı dünya sağlık sektörü
Dünyanın süper gücüyüm diye böbürlenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bile maske eksikliği karşısında halkına ağız ve burnu eşarplarla kapatmayı öneriyor. Tuvalet kağıdı için saç saça baş başa giren insanlar bir tek maske için akıl almaz şeyler yapıyor. Mesela Fransa'da Montpellier Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar sökülüp götürüldü. Nerede bu? Fransa'da. Hey yavrum hey. Batı uygarlığı. İçişleri Bakanı Christopher Castaner, halkımızdan ricamız elinde maskesi bulunan kişiler maskelerini en yakın hastaneye getirsin. Sağlık çalışanlarının maskeye acil olarak ihtiyacı var şeklinde açıklama yaptı. Çok trajik ama bunu da aktarmadan edemeyeceğim. Ürettiği giysilere, çantalara, parfümlere para yetmeyen dünyanın en pahalı Fransız moda devlerinden Chanel, koronavirüse karşı maske ve önlük üretimine başlayabileceğini açıkladı. E başla artık ya, acele et biraz, salgın bitecek, bunlar daha yeni başlıyor. Sadece Fransa mı, diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde de durum aynı. Maske peşinde koşan gelişmiş ülkelerin maskesi birkaç haftada düşüverdi demiş Nedim Şener. Evet, maskeler düşüyor. Yavaş yavaş düşüyor maskeler. Mesela Almanya'da korkutan bir tablo demiş Yeni Şafak gazetesi son sayfasında. Hemen ona da bir bakalım. Almanya'da korkutan tablo neymiş? Yeni Şafak'a bakalım. Demin bulamadığım haber mi bu yoksa? Evet, Almanya'da korkutan tablo aşırı sağ kaynaklı suçlarda artış diyor. Biraz daha büyütebilir misiniz arkadaşlar? Buradan bulamayacağım galiba çünkü. Bakayım. Evet. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre ülkede aşırı sağcı sayıklarla işlenen suçların sayısında geçen yıla göre artış kaydedildi. Yeşiller Partisi milletvekili soru önergesine verilen yanıtta Funke Medya grubuna bağlı gazetelerde yer almış. Buna göre Almanya'da 2019 yılında aşırı sağcı nedenlerle işlenen 22.337 suç polis kayıtlarına geçti. 2018'de bu rakam 20.431, 2017'de ise 20.520 olarak kaydedilmişti. Haberde 2019'da aşırı sağcı nedenlerle işlenen suçların çoğunun propaganda yapmak ve halk arasında nefreti yaymak olduğu belirtildi. Kaydedilen 1000'e yakın vakanın ise adam yaralama, cinayet veya bunlara teşebbüs gibi şiddet eylemi olduğuna dikkat çekildi diyor. Bir yukarıya bakalım, yukarıda spotlar vardı. Yani sadece ekonomik olarak ya da sağlık sistemi olarak çökmüyor Batı ülkeleri. Aynı zamanda ideolojik olarak ve ahlaki olarak da çöküyorlar. İşte Almanya'daki durum böyle. Almanya'da 22.337'ye yükseldi diyor. Aşırı sağ kaynaklı suçlardan bahsediyor. Bir de Amerika'da bir garip durum var. Bu haberin hemen altında biraz aşağıya inersek arkadaşlar, ona da bir bakalım. Biraz aşağıya inelim. Haberin başlığı ABD'de ölenlerin çoğu siyahi. Niye? ABD'de COVID-19'dan ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkat çekiyor. Chicago'dakilerin %72'si, Louisiana'dakilerin %70'i, Michigan'dakilerin %40'ının siyahi Amerikalılardan oluştuğu görülüyor. Chicago'da nüfusun %30'u, Louisiana'da %32'si, Michigan'da ise %14'ü siyahilerden oluşuyor. Nüfusun azınlığı siyahiler, ölenlerin çoğunluğu siyahiler. Şahaneymiş değil mi? Alın size Amerika. İnsan Hakları Avukatlar Komitesi, federal hükümeti COVID-19 salgınını ırk ve etnik kökenliler arasındaki dağılımına ilişkin rakamları açıklamaya çağırdı. Açıklamada biz bu kriz döneminde her ırk ve renkten insanın eşit sağlık hizmeti ve tedavisi aldığından emin olmak istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Yani sadece ekonomi, sadece sağlık sistemi çökmüyor Batı ülkelerinde. Aynı zamanda ideolojik ve kültürel ahlaki yapıda çöküyor. Peki
bunu biraz daha açalım. Bunun neden böyle olduğunu biraz daha açalım. Onur Sinan Güzaltan açsın. Nereden açsın? Aydınlığın ikinci sayfasından. Diyor ki Onur Sinan Güzaltan, 70'lerden bu yana ABD dış siyasetinin beyni olarak kabul edilen Henry Kissinger'ın Diplomasi adlı eseri ve Yeni Dünya Düzeni başlıklı ilk bölüm şu satırlarla başlar. O anki bir doğa kanunuymuş gibi her yüzyılda tüm uluslararası sistemi kendi değerlerine göre biçimlendirecek kuvvet, irade ve entelektüel moral ve moral güce sahip olan bir ülke ortaya çıkmaktadır. Kissinger devamla 20. yüzyılda uluslararası ilişkileri hiçbir ülke Birleşik Devletler kadar kesin fakat aynı zamanda kararsız bir şekilde etkilememiştir iddiasında bulunur. Koronavirüs salgını beklenenlerin ötesinde dünyada köklü değişimlere neden oldu ve oluyor. Kissinger'da Wall Street Journal'da kaleme aldığı son yazısında koronavirüs salgını dünya düzenini ilelebet değiştirecek başlığı vererek bir yandan değişimi ve ABD merkezli dünya düzeninin aldığı darbeyi kabul ederken diğer yandan sunduğu önerilerle düzenin ayakta kalması için atılması gerekli adımları sıralıyor. Kissinger demiş ki 1. Salgına karşı küresel bir çözüm desteklenmeli ve öncülük edilmeli. 2. Salgının dünya ekonomisinde neden olduğu tahribatlar iyileştirilmeli. O biraz zor. 3. Liberal dünya düzeni korunmalı. O hepten zor. 3. Kissinger bu hedeflerin Marshall Planı ve Manhattan Projesi modelleri ışığında gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Marshall Planı. Tekrar Marshall Planı'na mı dönüyoruz? Hadi bakalım. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasına. NATO ve Avrupa'da ABD egemenliğinin doğum projesi olan Marshall Planı ve nükleer silah geliştirilmesi suretiyle dünyaya ABD'nin askeri gücünün dayatıldığı Manhattan Projesi'nin örnek gösterilmesi ABD'nin dünya jandarmalığı iddiasının devam ettiğini gösteriyor. Kissinger'ın önerilerini uygulamada askeri ve ekonomik kuvvetler askeri ve ekonomik kuvvetin yanı sıra diplomasi de bir araç olarak ABD yönetiminin önünde duruyor. Fakat salgın ve beraberindeki derinleşen ekonomik kriz ABD yönetimini iç ve dış siyasette adeta perişan etmiş durumda. Ülke içinde vatandaşlarına yeterli sağlık hizmeti sunmayı başaramayan ve diğer yandan finansal bir krize doğru yuvarlanan Trump yönetimi dış siyasette ise müttefiklerine yardım etmek bir yana Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine giden tıbbi malzemeleri adeta çalarak diplomatik skandallara imza atmış durumda. Berlin İçişleri Senatörü Gizel, ABD'nin Almanya'nın salgına karşı satın aldığı 200 bin adet maskeye Tayland'da el koyması üzerine Washington yönetimini modern korsanlıkla suçlamaktan çekinmedi. ABD salgına rağmen İran ve Küba'ya yönelik insanlık dışı yaptırımlarını uygulamaya devam ederken diğer ülkelere de bu yönde yaptığı dayatmalar ise etkisini kaybetmiş durumda. Almanya Dışişleri Bakanı Instex Avrupa ülkeleri ve İran arasında kurulan özel bir ticari mekanizma üzerinden İran'a tıbbi ekipman ihraç ettiklerini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise İran'la ilişkiler konusunda bölgedeki gerginliği gidermek adına yaptığımız çalışmalar için herhangi bir ülkenin iznine muhtaç değiliz açıklamasıyla ABD'ye ikinci tokadı vurmuş oldu. Diğer yandan Avrupa ülkelerinin Washington'un baskılarına rağmen Kübalı doktorları topraklarına kabul etmesi Avrupa'nın ABD gölgesinden uzaklaşmakta olduğunu gösterir nitelikte. ABD'nin salgın diplomasisi başarısız olurken dünya üzerinde pek çok ülke salgın üzerinden hamleler gerçekleştirmeye devam ediyor. Ne yapıyorlar? Hemen bakalım. Salgın diplomasisinin en başarılı örneklerinden biri Moskova'dan geldi. Rusya'nın ABD'ye salgınla mücadele amacıyla gönderdiği solunum cihazlarını üreten Rus firmasının ABD'nin yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı. Putin bu hamleyle ABD'yi koyduğu yaptırımları çiğnemek zorunda bırakırken Washington ise sessiz bir biçimde durumu kabullendi. Moskova, ABD'nin çekilmek zorunda kaldığı Avrupa'da istikrarlı bir biçimde salgın yardımları üzerinden hükümetlerin yanı sıra halklar nezdinde de güvenilirliğini arttırmaya devam ediyor. Salgın diplomasisi konusunda en başarılı ülke şüphesiz Çin oldu. Yardımlar üzerinden başarılı bir yumuşak güç stratejisi izleyen Pekin, dünyanın dört bir köşesinde hareket alanını genişletmiş ve salgının başlangıcında üzerine atılmış olan salgının başlamasına neden olan devlet imajından kurtulmuş oldu.
Orta Doğu'da salgın yeni diplomatik adımların atılmasına vesile olmuş durumda. Bu adımların en göze çarpanı Suriye'deki savaşın baş sorumlularından Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri Muhammed Bin Zayed'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la irtibat kurup koronavirüse karşı mücadelede desteğini istemesi oldu. Bin Zayed'in hamlesinin altında Şam'la yeniden temasın hedef olduğu aşikar. Türkiye'de salgının başlangıcından itibaren İran ve İspanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere yardım göndermek suretiyle yumuşak güç diplomasisini sürdürme yolunda hamleler yaptı. Bugün bu hamleleri ileriye taşıyarak Suriye ve Mısır'la yardımlaşma üzerinde iletişim kurulabilir. Salgının hemen öncesinde İdlib başta olmak üzere dış politikada sıkılaşan alan düşünüldüğünde Türkiye'nin bu fırsatı kullanıp önce Şam ve sonrasında Kahire ile ilişkilerini düzeltmesi gerekmektedir. Bu suretle hali hazırda sınırlarımızda bulunan ve korona günlerinde daha büyük risk teşkil eden Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi de gündeme gelebilir. Salgın sonrasında büyük bir ekonomik kriz yaşanacağı bütün çevrelerce kabul ediliyor. Mısır'la düzeltilecek ilişkiler kriz esnasında Türk şirketlerine yeni alanlar açacak ve alternatifleri çeşitlendirecektir. Diplomasi salgın günlerinde dahi devam ediyor. Önümüzde kurulmakta olan yeni bir dünya var. İttifaklarını kuvvetlendirip düşmanlıkları dostluklara çevirmeyi bilenlerin kazanacağı bir dünya demiş Onur Sinan Düzaltı. Olur, bir kısa mı reklamlarımız, reklama gidebiliriz dedi arkadaşlar. Ne kadar? 3 dakika, tamam, 3 dakikalık bir reklama gidiyoruz, devam edeceğiz. Evet, yaklaşık 1,5 saattir, 2 saate yakın bir süredir Batı dünyasının, Amerika'nın bu virüs meselesinde nasıl perişan olduğunu, nasıl yaya kaldığını falan anlatıyoruz. Tabii bunları uydurmuyorum, hep işte gazetelerden, haberlerden, açıklamalardan falan görüyoruz. Ama Amerikancılık koronavirüsten daha kötü bir virüs. Amerikancılık hala Çin düşmanlığına devam ediyor. Mesela dünkü kararda ne vardı? Çin hala Covid yayıyor. Kuluçka döneminde virüsü örtbas edip dünyaya ateşe atan Çin, ki örtbas etti mi? Yok, öyle bir şey yapmadı. İlk açıklayanız biz demişti İstanbul Konsolosu. İlk ortaya çıkan değil, ilk açıklayanız demişti. Aksine Amerika'nın örtbas ettiği yolunda Amerikalıların bazı iddiaları var. Ama karar bu işte. Washington karar. Ateşe atan Çin Covid ihracını sürdürüyor. İşte İspanya, Yunanistan ve Çekya'ya bozuk kit gönderen Pekin'in son icraatları demiş. Bozuk kit mi? Yerinde, zamanında, vaktinde uygulanmayan kit mi? Bunları tartışalım. İngiliz hükümeti diyor Çin'den ithal ettikleri tanı kitlerinde virüs bulunduğunu açıkladı. Ben görmedim öyle bir haber. Skandal Lüksemburg merkezli bir şirketin araştırma sırasında ortaya çıktı. Londra ekipman teslimatını iptal etti. Ya bu kadarla kalmıyor. Çin düşmanlığı yaparken mesela şeyi de ihmal etmiyor. Doğu Türkistan tırnak içinde meselesini. Ne demiş? Salgından istifade zulüm. Salgından önce Doğu Türkistan'ı vahşet karantinasına alan Çin küresel pandemiyi bahane edip bölgedeki ihlalleri arttırdı. Almanya merkezli bir insan hakları örgütü olan tehdit altındaki halklar toplumunun raporu Ocak ayından bu yana Doğu Türkistan'da 900'den fazla kayıp, gözaltı ve kampa yerleştirme vakası yaşandığını ortaya koydu. Oysa Çinliler 50 kere batılı gazetecileri, televizyonları, şunları bunları götürdüler ve onların Doğu Türkistan dedikleri bölgede öyle bir şey olmadığını defalarca kanıtladılar. Ne yapacak? Yani o yerleşmiş bir kere. Kafaya yerleşmiş. Mesela Türkiye gazetesi. Benzer kafada, aynı kafada bir gazete. O da benzer işlemleri yapmaya devam ediyor. Ne diyor? Dünyadan trilyon dolarlık dava yolda, koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'e tazminat davaları yağacak. Sadece ABD'nin Pekin yönetiminden 1.2 trilyon dolar isteyebileceği hesaplanıyor demiş Türkiye gazetesi. Peki Çin de dava açacak. Bir sürü şey için açabilir Çin de. Yok, hayır. O olmaz. Öyle bir şey olur mu canım? Allah Allah, terslik yapmayın şimdi. Ama Trump kendisi bizatihi yapıyor bu Çin düşmanlığını. Neyle yapıyor mesela? Bakalım haberine hemen. Burada değil.
Bizzat kendisi yapıyor Trump. Diyor ki Dünya Sağlık Örgütü işi batırdı diyor. Resmen söylediği laf bu. Bütün parasını bizim vermemize rağmen diyor. Hala Dünya Sağlık Örgütü Çin'den yana tavır alıyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni bir günah keçisi bulmaya çalışarak koronavirüs salgınının ABD'nin üzerindeki ağır etkisi sebebiyle hükümetine gelen tepkiyi Dünya Sağlık Örgütü'ne yönlendirmeye çalıştı. Trump yanlış tahminde bulunmak ve Çin odaklı olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne ABD'nin fon vermeyi durduracağını açıkladı. ABD lideri dakikalar içinde geri adım atarak fonlamanın dondurulmasının sadece üzerinde durulan bir şey olduğunu ifade etti. Yani böyle de dönüp duvara çarpmak zorunda bu düşmanlık. Tabii bu düşmanlığı yapabilirsiniz, yapın, yapmamazlık etmeyin ama atladığınız bir şey var. Atladığınız şey de şu, bugün Çin dünyaya bu hastalığın yayıldığı yer olarak herkesin söylediği Wuhan'da karantinayı kaldırdı. Sabahleyin insanlar evlerinden öyle bir neşeyle çıktılar, öyle keyifle sokaklara girdiler ki yani olacak gibi değil. Bu arada size güzel bir haber vereyim. Bu Çin'le ilgili devam edeceğim. Teoman Ali'li arkadaşım biraz önce bana bir mesaj attı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Makedonya temsilcisiyle konuştum diyor. Tahminlerine göre Türkiye 2 hafta içinde bakayım. Türkiye 2 hafta içinde şeyden kurtulacak. Türkiye 2 hafta içinde normale dönecek. Mayıs ortasında karantina uygulamaları bitebilir demiş Dünya Sağlık Örgütü'nün Makedonya temsilcisi Doktor Tiho. Valla iyi. Biraz daha da uzun sürse olur bence ama 2 haftada Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi bunu söylüyorsa 2 hafta bizim için gayet iyi, gayet keyifli olur yani. Durum 3 aşağı 5 yukarı böyle arkadaşlar. Bu Çin düşmanlığı, bilmem işte Rusya düşmanlığı, İran düşmanlığı, tamam da bununla bitmiyor ki iş. Yani siz kendi sisteminizi akla uygun bir hale getireceksiniz. Başka türlü yapamazsınız. Hürriyet'te de mi yer aldı bu haber ya? Teoman, öyle bir şey mi var? Çeşitli yerlerden haberler geliyor. Bilim kurulu üyesinden flaş sözler 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alırız. Allah Allah. Bilim kurulu üyesi öyle söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi 2-3 hafta içinde bu iş biter, karantina kalkar Türkiye'den diyor. Bu da güzeldi, bu da iyiydi yani. Bir daha konuşsana Teoman, şey yapmasınlar sonra, laf sokmasınlar. O anlamda söylüyorum bir daha konuş diye. Evet, 3 aşağı 5 yukarı bu arkadaşlar. Söylediğimiz, yaptığımız, anlattığımız konular bunlar. İsterseniz sizlere bir ilginç haberle şey yapalım, bu bölümü tamamlayalım. Koronanın müziğini keşfetmiş bilim adamları. O ne ya diyeceksiniz. Şimdi vallahi billahi bak. Biraz magazinleştireyim işi. ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü enstitüsünden bilim adamları koronavirüsü oluşturan yapıları müzikal bir forma yansıtarak koronavirüs melodisi oluşturdu diyor. Arkadaşlar size atmıştım bunları mailde bu sabah, dün akşam geç saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde attım. Müziğini de dinletelim bunun. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan melodinin bilim insanlarının mikroskop altında kaçırma ihtimali bulunan ayrıntıları fark etmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Profesör Marcus Böckler ve ekibi oluşturulan müziği koronavirüsün sivri uçlu proteinlerinin titreşimli yapısını incelemek üzere kullandıklarını belirtti. Virüs bu yapısı nedeniyle çok bulaşıcıymış. Profesör Böckler bu titreşimli yapıyı anlamak özellikle ilaç araştırmacıları için kritik önemde. Vallahi elin oğlu işte böyle müzikten bile, müzik biliminden bile fayda sağlıyor. O müziği bulabildiniz mi çocuklar? Efendim?
Çok ilginç, çok güzel bir müzikti ya. Ben dinledim. keyifliydi. Tamam, bir mesaj daha attı. Bir dakika ona bakayım. Ben bilmem bir bilgiyi paylaştım demiş. Tabii yani sen bilmeyeceksin. Adam Dünya Sağlık Örgütü'nün Makedonya temsilcisi. Bilgiyi paylaştım. Doğru yaptım. Çok da iyi ettim. Peki arkadaşlar, müziği veremiyorsak o zaman haberin çok da bir şeyi kalmaz demeyelim. Çünkü müzikten bile, müzisyenlerden bile müthiş bir şekilde faydalanıyor demek ki dünyada bilim. Peki ne diyorduk? Çin'le ilgili öyle mi? Peki indirirseniz haber verin müziği. Çin'le ilgili ne diyordu Karar Gazetesi, Türkiye Gazetesi, şu bu, bunlar hala virüs şey yapıyorlar, korona dağıtıyorlar diye. Hiç de öyle değil. Çin Wuhan kentinde bu sabahtan itibaren, tabii Çin sabahına göre söylüyorum, bizde saat kaça denk geliyor bilmiyorum, karantinayı kaldırdı. Çok ilginç görüntüler var. Konuşmalar Çince ama şey evrenseldir. Duygular evrenseldir. Anlayacağınızı umuyorum. O konuşmaları, o Çin'den, o karantinanın kalkması görüntülerini hep beraber izleyelim bir süre. This is Yaotai community. It is in downtown Guangzhou. I just get into this community. I came from that direction and the guards just checked my body temperature without asking anything. So I just came in very easily. And along the two sides of the street, I could see that most of the stores are closed, but there are some still are open. For example, this one, there was a pharmacy. There are even more people here. There is a supermarket. 请问您最近这几天是每天都开门吗？几点开到几点？几点？开到晚上10点半。开到晚上10点半。开这么晚？5到5点，快10毛8，青瓜2块8。鸡块钱1条。货架多价，猪肉多价，排骨。这来店里买东西也得测体温是吧？差不多。差不多。 And there is a market selling fruit. I don't know how many people are there living in this community, but I can see that it's a very large community. A lot of people living here. It's very busy. 没有，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 没
dikkat çeken bir şey daha var. Buna rağmen, karantinanın kalkmasına rağmen Çinliler yine de tedbiri elden bırakmıyorlar. Arkadaşlar bakın, bundan ders alın. Bize de bir gün tamam sokağa çıkabilirsiniz derlerse, az at buzağı at hadi bakalım sokağa derlerse, yine bir süre, makul bir süre biz de maskelerimizi takmaktan vazgeçmeyelim. Doğrusu bu. Evet, Çin'de hayat canlanıyor. Wuhan'da hayat canlanıyor. Dileriz Türkiye'de de bir an önce hayat canlansın, bir an önce sokaklar canlansın. Tekrar işimizin başına, üretimimize dönelim. Teoman'ın verdiği bilgiyi önemseyelim. Teoman Avili, Makedonya'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Makedonya temsilcisi doktorla konuşmuş, TİHO'yla konuşmuş. Türkiye 2 hafta içinde normale dönecek diye. Bize normal gibi gelmeyebilir ama dışarıdan bakıldığında Türkiye daha rahat görülebiliyor, daha rahat izlenebiliyor bazen. Bizim medyamız ulusal kanalın dışında çok sağlıklı şeyler sunmuyor bizlere. O yüzden bunu önemseyelim. Peki, bugünlük bu kadar. Yarın saat 10'da yine birlikte olacağız. Yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın, ama sadece kendinize değil, birbirinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider.
Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.